Yoruldum ya. Saat 3 olmuş. Merhaba, ben Nalan Tüzen. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresiyim. Sabahları gün erken başlıyorum. Tabii bu Covid sürecinde günlük hayatımda bir takım değişiklikler olmadı değil. Değişiklik diyorum ama aslında baktığımda her gün birbirinin tekrar niteliğinde. Evliyim ve 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı bir yerde kalıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok da üzülüyorum. Ama bu günlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum. Hastanemizde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Pandemi sürecinde yoğun bakımım Covid yoğun bakım olarak planlandı. Aslında işleyiş olarak çok da farklı işlemler yapmıyoruz. Fakat ortamımız daha stresli. Ama işimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızda yoğun bakım ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişlileri gibi. Covid-19 hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Çok şükür ekipmanla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat o ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazlarını ve monitörlerin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale ediyoruz. Yoğun bakımlarımız şimdiye kadar bu süreci idare etmeyi başardı. Aşırı bir yoğunluğumuz olmasa da zaman zaman iş yükümüz normalin üzerinde seyredebiliyor. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sırılsıklam oluyor. Maskenin yüzümde bıraktığı izler de cabası. Hastanın fibrinojeni çok yüksek. Doktor ama. Bir gün daha biterken hastalarımı gelen nöbetçi arkadaşlara teslim ediyorum. Günün yorgunluğu bir taraftan da mesai sonrası ailemin yanına gidememenin üzüntüsüyle kaldığım otele gidiyorum. Çantaya alış hiç olmadı bir zaman. Değil mi? Çantanı yatağa atayım mı?
Odama geldiğimde ilk olarak oğlumun resimlerine bakıyorum. Eşim ve oğlumla sık sık görüntülü konuşuyorum. Bugün sürpriz yapıp beni ziyarete geldiler. Bu beni çok mutlu etti. Onlara sarılamasam da, onları uzaktan görsem de özlemim biraz olsun hafifledi. Anneciğim. Aşkım seni de çok özledim. Öyle mi? Evet. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, çok iyiyim, keyfim yerinde. İyi, koronavirüse gidiyorsun, koronavirüssüz geliyorsun değil mi? Aras, siz beni görmeye mi geldiniz yoksa? Geliyorum ben oraya. Hem bir hemşire, hem anne, hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Evet. Ama bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Böyle. Anneye bir öpücük yap bakalım. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız. 1 milyonu aşkın sağlık çalışanından oluşan Türkiye'nin sağlık ordusunda ön cephede yer almaktan dolayı gururluyuz. Biz birlikte güçlüyüz. Eskişehir Şehir Hastanesi.